Sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun. Burcu Köksal üyeliğinin askıya alınmasıyla ilgili talebinin olduğunu söylemişler Erdar Fırat. Bu konuyu değerlendirdiniz mi? Bununla ilgili ne sormak istersiniz? Efendim şunu söyleyeyim. Bir belediye başkanımıza böyle hukuk dışı, böyle siyasi bir operasyon yapılırken partimizde görevi olsun ya da olmasın hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin bu sürece partimizin aldığı kararların dışında bakması ve yorum geliştirmesi kabul edilemez. Bugün MYK toplantımızda ve parti meclisi toplantımızda bu konuda bir karar alınmadı. Ancak şunu ifade edebilirim. Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Sayın Lütfü Savaş bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda alınan kararla oy birliğiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir. Bu karar alınmıştır. Diğer konularda alınan bir karar yoktur. Eğer değerlendirilmesi gereken bir durum varsa partimiz bunu değerlendirip gerekli adımları da atacaktır. Buyurun. Silivri ziyaretiyle ilgili net bir tarih var mı acaba? Ne zaman olacak? Saat ne zaman olur? Ya da bu planınız olacak mı? Efendim, genel başkan yardımcılarımız az önce sizlerle paylaştığım eylem planımız doğrultusunda hukukçu genel başkan yardımcılarımız, hukukçu olmayan genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve parti meclisi üyelerimiz süreklilik arz edecek şekilde belediye başkanımızı Silivri'de cezaevinde ziyaret edeceklerdir. Kendisinin bize iletecekleri görüşlerini, paylaşımlarını hem kamuoyuyla paylaşmamıza vesile olacaklardır. Hem de az önce belirttiğim gibi hukuksuz bir şekilde, antidemokratik bir şekilde belediyeye atanan, kayyumun uygulamalarını takip eden, hukuk dışı uygulamaları deşifre eden, kamuoyuyla paylaşan bir süreç içerisinde olacağız. Yani Silivri'de şu anda özgürlüğünden mahrum bulunan belediye başkanımız sürekli olarak parti yetkililerimiz tarafından ziyaret edilecek ve bu süreçte hem kamuoyu bilgilendirilecek hem de kayyumun uygulamaları denetlenecek ve teşhir edilecektir. Efendim, hukukçu milletvekillerimiz, parti yetkililerimiz açısından böyle bir özel izin gerekmiyor. Dolayısıyla avukat olan arkadaşlarımız böyle bir izne tabi olmadan belediye başkanımızı sıklıkla ziyaret edecek. İzne tabi olan arkadaşlarımızla ilgili de Adalet Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde vereceği izin çerçevesinde belediye başkanımız yine ziyaret edilecektir. Buyurun. Az önce ifade ettiğim zaten bir eylem planı. Bizim heyet olarak görevlendireceğimiz genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, parti meclisi üyelerimiz ve parti yöneticilerimiz bir taraftan bu hukuksuzluğu, antidemokratik uygulamayı, bu irade gaspını kamuoyuna anlatırken diğer yandan da Esenyurt Belediyesi'nde kayyumun yapacağı işlemleri, uygulamaları takip etmek, teşhir etmek ve denetlemek gibi bir misyonu yerine getirecekler. Tabii ki burada Esenyurt Belediye Meclis üyelerimiz bu sürecin doğal aktörleri, onlar da bu denetim ve teşhir sürecinin içerisinde olacaklardır. Çünkü burada bir belediye meclis üyelerimizle ilgili herhangi bir hukuki soruşturma ya da adli süreç olmamasına rağmen belediye meclis üyelerimiz içerisinden bir belediye başkan vekili seçilmesi gerekirken o belediye meclis üyeleri de sanki bu suçlamanın, bu iddiaların bir parçasıymış gibi
refüze edilmek ve devre dışı bırakılmak isteniyor. Halbuki belediye meclis üyeleriyle ilgili böyle bir soruşturma ya da adli süreç yok. Dolayısıyla belediye meclis üyelerimiz de her ne kadar kayyum tarafından tabii ki meclisin toplanıp toplanmayacağını bilmiyoruz. Bu kayyum atanmasının sebebi zaten meclisi toplamamak. O ilçede yaşayan vatandaşlarımızın, seçmenimizin belediye başkanıyla birlikte belediye meclis üyelerine verdikleri, tevdi ettikleri görevi devre dışı bırakarak bazı kararlar almak ve uygulamak bu işin amacı. Ancak belediye meclis üyelerimiz halen görevde, onların hakkında herhangi bir iddia, soruşturma, adli süreç yok. Dolayısıyla partimizin yaptığı görevlendirilen heyetle birlikte belediye meclis üyelerimiz de belediyede yapılan uygulamaları ve kayyumun atacağı adımları bir bir takip ederek, denetleyerek, bunları teşhir ederek, bunların hukuksuzluğunu kamuoyuyla paylaşarak belediyede de bir eylemi ve misyonu yerine getirecekler. Evet değerli izleyiciler, Türkiye'nin yönü devam ediyor. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in açıklamalarını dinledik. Bir Sayın Solmaz Türk'ün ekleyeceği bir şey var mıydı? Sizin sözünüzü kesmiştik. Sonra tekrar Sayın Kalaycıoğlu'na döneceğim. Buyurun Solmaz Türk. Evet, kısaca şu kayyum meselesinde bir konuya...